VOA Türkçe ekibi adına herkese merhaba. Ben Özlem Tınaz. Tüm dünyanın gözü kulağı Amerika'da hem dün yapılan başkanlık hem de kongre seçimlerinde. Tabii Başkan Donald Trump'lar demokrat rakibi Joe Biden kazanmaları beklenen eyaletlerde galip geldi. Ve bu eyaletlerden seçiciler kurulu delege oylarını almış oldu. Ama ülkenin doğusundaki bazı eyaletler, örneğin Kuzey Carolina, Georgia ve Pensilvanya'nın yanı sıra Orta Batı eyaletler olan Michigan ve Wisconsin'le Güneybatı bölgesindeki Arizona'da sayım bugün hala devam ediyor. Belirsizliğe rağmen Başkan Trump Beyaz Saray'dan bir konuşma yaparak seçimi kazandığını inandığını söyledi. Ve hala devam eden sayımın sonlandırılması için de Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağını söyledi. Dedi ki bu ulusumuza yapılmış büyük bir hiledir diye konuştu Trump. Bana göre ben zaten kazandım şeklinde konuştu. Biden'ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada ise Trump'ın sayımı durdurma söylemlerinin oylarını erken kullanan Amerikalıların demokratik haklarını ellerinden almaya yönelik bir çaba olduğu vurgulandı. Biden'ın seçim kampanyası direktörü Jen Dillon açıklamasında başkanın usule uygun bir şekilde verilen oyların sayımını durdurmaya çalışacağını söylemesi inanılmaz, beklenmedik bir yanlıştı dedi. Trump'ın konuşması öncesinde Biden doğup büyüdüğü Delaware eyaletinde destekçilerine teşekkür ederek sonuçlarda galip geleceğine inandığını söylemişti. Ama burada belki şöyle bir farkın altını çizmek lazım. Başkan Donald Trump kazandık ifadesini kullandı. Joe Biden ise kazanma yolunda ilerliyoruz dedi. Belki de iki aday arasındaki en büyük fark buydu diyebiliriz. Şimdi birçok eyalette sayımın devam ettiğine vurgu yaptık biz de. Biden da bunun altını çizdi dünkü konuşmasında. Araçlarının kornalarını çalarak destek veren seçmenlerine hitap etti ve dedi ki inancınızı koruyun, bunu kazanacağız, sabırlı olmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. 538 üyeli seçiciler kurulunda 270 oyla çoğunluğu alan aday başkanlık koltuğuna geçecek. Öncelikle bunun hemen altını çizelim Amerikan seçim sistemine göre. Şu ana kadar sayımın tamamlandığı eyaletlerden gelen verilere göre Biden 224 seçiciler kurulu delege oyuyla önde. Çekişmeli eyaletlerden olan Florida, ki bu konuda da hemen belki altını tekrar çizmek lazım. Florida'yı kazanan aday başkan oldu 1964 yılından bu yana. İşte bu kez bu isim Başkan Donald Trump oldu. Florida, Texas ve Ohio'da yarış önde bitiren Trump'ın şu ana kadar aldığı seçiciler kurulu delege oy sayısı 213. Başkanın yanı sıra kongre üyelerinin de belirlendiğini söylemiştik. İşte bu seçimde demokratların temsilciler meclisinde çoğunluğu ellerinde tutması bekleniyor. Gelen veriler bu yönde. Hemen hatırlatalım, 435 üyesi var Temsilciler Meclisi'nin. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatonun ise 100 koltuğu var. Ve işte 35 eyalette seçimler yapılıyor senato için. Ancak senatoda dengeler değişebilir. Seçim öncesinde duyulan endişenin aksine büyük bir müdahale olduğu yönünde tabii bu arada bir takım iddialar vardı. Ancak bu iddialarla karşılaşmadık diyebiliriz. ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan, FBI'den yapılan açıklamada da bazı eyaletlerde seçmenleri oy kullanmamaya teşvik eden robot çağrılarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf dün bir açıklama yapmıştı ve bir dış gücün seçimlere başarılı bir şekilde müdahale ettiğini işaret eden bir durumun olmadığını söyledi ki seçimden önce duyulan endişelerden biri de buydu. Washington dahil New York ve Detroit gibi seçim öncesinde caddelerdeki dükkanların, vitrinlerin olası protestolara karşı tahta plakalarla kaplandığını biz yayınlarımızda sık sık dile getiriyoruz. Ancak beklendiği şekilde bir olay yaşanmadı. Beyaz Saray'ın önünde Lafayette Park'ta dün akşam küçük çaplı, kişisel diyebileceğimiz bazı kargaşalar yaşandı. Ancak güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle bu olaylar büyümeden yatıştı diyebiliriz. Bu arada Senato ve Temsilciler Meclisi üyeliklerine dair seçimlerinde yapıldığını söylemiştik. Amerikan Senatosu'nda hangi partinin üstünlük elde edeceği henüz açıklığa kavuşmadı. Kontrolün hangi partiye geçeceği Kuzey Carolina, Maine ve Georgia eyaletlerinde devam eden sayım sonuçlarına göre belirlenecek. 35 eyalette yapıldığını söylemiştik Senato seçimlerinin. Sadece 7 eyalette Demokrat ya da Cumhuriyetçi adaylar arasında
çekişme yaşanıyor. Bunu da hemen bir not olarak ekleyelim. Cumhuriyetçi Parti seçim gününe senatoda 47'ye karşı 53 sandalye üstünlüğüyle girmişti. Ama bu yılki seçimlerde senatodaki cumhuriyetçilerin üstünlüğünü korumak için demokratlara kıyasla 2 kat daha fazla sandalyeye sahip çıkmaları gerekiyor. Amerikan Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti'nin elindeki çoğunluğu koruması bekleniyor. Ki gidişat da öyle görünüyor. Ama senatoyu kimin kontrol edeceği, Beyaz Saray'ın politikalarının ne kadar başarıyla hayata geçireceği konusunda hayati önem taşıdığında altını çizmekte fayda var bu noktada. Dediğimiz gibi şu anda kazanan bu isim diyemiyoruz. Özellikle posta yoluyla kullanan oyların sayımı devam ediyor. Özellikle kritik eyaletlerde, salınacak eyaletlerde bu sonuç çok önemli. Hemen hatırlatalım. 3 gün hatta 6 güne kadar bu oyların sayımı devam edecek. Ancak seçimin sonucunu öğrenmek için Biden 46. başkan mı olacak yoksa Beyaz Saray'daki koltuğunu Trump koruyabilecek mi? Bunları öğrenmek için önümüzde saatler hatta günler var diyebiliriz. Biz VOA Türkçe ekibi olarak gelişmeleri, seçim sonuçlarına ilişkin verileri takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.